AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 3.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Başbakan Faik Sucuoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gidiyor. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengehan, yeni asgari ücretin net 6.090 Türk Lirası olacak şekilde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından yapılan açıklamada asgari ücret konusunda eleştirilerde bulunarak asgari ücret 8.000 Türk Lirası olsa ne yazar ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada asgari ücretin ödeneme seviyelere yükseltilmesi ve hayat pahalılığı oranından çok daha yüksek bir asgari ücret artışının gündeme getirilmesi kabul edilemez denildi. Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktığı iddia edilen Delta Kron, bilim dünyasında kabul görmedi. Bilim insanları sözde varyantın laboratuvardaki analiz sürecinde oluşan kontaminasyondan ibaret olduğunu düşünüyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 29.765 test yapıldığını, 713 pozitif vakaya rastlandığını, 350 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.